Bildiğiniz gibi 11 Mart'tan beri tüm Türkiye'de, tüm dünyada koronavirüs salgınıyla, pandemisiyle baş etmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda, özellikle 1 Haziran'dan itibaren hem ilimizde hem de bölgemizde, çevre illerde, komşu illerde ciddi bir COVID vaka sayısı artışıyla karşı karşıyayız. Ve bu gerçekten bu artış, bu hız endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Bununla ilgili tüm bölgedeki illerle görüşmeler yapan, veriler toplayan SES MYK üyesi Selma Hanım ve TTB Merkez Konseyi üyesi Paris Hocam, aynı zamanda Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Hanım aramızda. Kendileri bölgedeki son durumu bizlere aktaracaklar. Ben sözü önce SES MYK'dan Selma Hanım'a bırakıyorum. Ben de basın emekçileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yürütme Kurumu adına da saygılarımı iletmek istiyorum. Basına ve kamuoyuna, salgında kayyum darbelerine sessiz kalmayacağız. Mış gibi yapılan salgın kontrolüne izin vermeyeceğiz. Sağlık emekçileri ve toplum olarak sorumluluk alacağız. Salgın kontrolüne dayatılan kayyum darbeleriyle yol alınamaz. Toplum ve sağlık emekçileri olarak sağlık kontrolünde biz de varız. Birinci dalga halen kontrol edilememiştir. Salgın bölge illerinde yaygınlaşmıştır. Ne yazık ki salgın kontrol altına alınamamış, 1 Haziran öncesinde benzer tablo bölge illerine hakim olmuştur. Buna karşın Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerin salgın kontrolünü ciddiye almadığını, sorumluluğu tümüyle vatandaşa yüklediğini, bireysel önlemler ile süreci geçiştirdiğini görmekteyiz. Erken dönem salgın kontrolündeki alınan kamusal önlemlerin, bizlerin toplumsal muhalefetin yeterli bulmadığı, hiçbirinin devreye sokulmadığına tanık oluyoruz. Sağlık emekçileri olarak gerçeği yansıtmadığını çok iyi bildiğimiz resmi istatistikler dahi salgının bölgeye yerleştiğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan aylık, haftalık ve günlük raporlar ve Twitter paylaşımları bölge illerinde durumun vahametini gösteriyor. Resmi istatistiklerde Haziran ayı ortalarından sonra en çok vaka artışının bölge illerinde olduğunu göstermektedir. Hıza çevrilmiş istatistiklerde Güneydoğu Anadolu bölgesi zirveye oturmuştur. 13-19 Temmuz itibariyle yeni vaka instansı Güneydoğu Anadolu bölgesinde 100.000'de 17.8 olup Türkiye ortalamasının 2 katından fazladır. Son günlerde paylaşılan yeni vakaların 3'te 1'i bölge illerine ait olduğu izlenmektedir. Bölgede yeni vaka, hastanede yatan hasta, yoğun bakımda yatan hasta sayıları artmaya devam etmektedir. 9 Haziran'da en az seviyeye inen ve vaka sayısı ilimizde ve bölgemizde logaritmik olarak artmaya devam ediyor. Durumun daha da vahim olduğunu Bölge Tabipler Odaları ve SES şubelerinin sağlık platformlarının yaptıkları açıklamalarla ortaya koyuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın 51 ilde ve 241 kamu hastanesinde 29 Haziran 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasında bölge illerinde vaka sayılarının arttığı ve sağlık emekçilerinde bulaş sayılarında yoğun bir artışın olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu açıklama öncesi son durum için bölge illerindeki tabip odaları ve SES şubelerinden elde ettiğimiz bilgiler durumun daha da vahimleştiğini göstermektedir. Bırakın bölge illerini, sadece Diyarbakır'daki COVID-19 vaka sayılarının resmi istatistiklerde paylaşılan Türkiye rakamlarının 3'te 1'ini oluşturuyor. Diyarbakır hastanelerinde şu an 600'ün üzerinde COVID-19 hastası yatıyor. Yoğun bakımlarda 100'e yakın hasta yatıyor. Son bir hafta içinde günlük yeni vaka sayısı ortalaması 300 civarında seyrediyor. COVID-19 için yoğun bakım yataklarının tümü dolmuş durumda. Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter paylaşımında bu tespitlerimizi kanıtlar niteliktedir. Koca son 3 günde yoğun bakımda yatan hasta sayısında artış gösteren 5 il arasında Antep ve Diyarbakır'a da yer vermiştir. Van, Mardin, Antep, Urfa, Batman, Şırnak illerinde durum buna benzerdir. Bu tabloyu son birkaç günün basında çıkan haberlerin desteklediğini de görüyoruz. Daha dün 5 ilde yoğun bakımlarda yer olmadığı için bir hastamız Şeref Yıldız vefat etmiştir.
İki gün önce sadece Silva'nın bir mahallesinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını onu geçtiğini belirtmişlerdir. Dünyada aktif hastalarda yoğun bakım ünitesinde yatan hasta sayısı %1,5, Türkiye'de ortalama %10 iken elimizde bu sayı %15'in üzerindedir. Vaka sayısındaki artışın bu hızla devam etmesi durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilecektir. Şu anda tam kapasite çalışan, kamudaki yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayan illerin sağlık altyapısının daha fazla zorlanmasına neden olabilecek, daha fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açacaktır. Bölge illerinde vaka sayılarında bu olağanüstü artış yaklaşan bayram nedeniyle bizleri daha da korkutmaktadır. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı tarafından yaratılan başarı algısı ve bunun yarattığı rehavet, 1 Haziran sonrası kamusal önlemlerin tümünün bırakılmış olması, illere ve bölgeye özel önlemlerin düşünülmemesi, dahası okulların açılacak olması, enflasyon sezonunun başlayacak olması, sağlık çalışanlarının yorgunluğu gibi faktörlerin salgının kontrolünden çıkacağını, hasta sayısını daha da artıracağını düşünüyoruz. Türkiye genelinde genelge ile test yapılmasında ciddi sınırlamalar getirilmiştir. Bölgeye yerleşen ve artan vaka artışına rağmen bu sınırlamalarda hiçbir esneme yapılmamıştır. Dahası günlük testlerin büyük kısmı salgın kontrolüyle ilgisiz, yandaş kişi, kurum ve şirketlere yapılmaktan temaslar ve şüpheli vakalara test yapılmamaktadır. Bu durum tanı koyulamayan birçok COVID-19 hastasının kentin içinde hiçbir önlem almadan dolaşmasına ve hastalığın daha da yayılmasına neden olmaktadır. Sadece bunlar değil tabii ki. Sağlık emekçilerine test uygulanmayarak ulaşım gizlenmesi, COVID-19 pozitif çıkan sağlık emekçilerinin karantina sürecinin uygulanmaması, filyasyon çalışmalarının uygulanmıyor denecek kadar az olması, iş yeri ve il düzeyinde kurulan pandemi kurullarında çalışanların ve örgütlü kesimlerin temsilcilerinin dahil edilmemesi, salgınla mücadeledeki samimiyetsizliklerini gözler önüne sermektedir. Bu basın metnindeki veriler, buradaki öneriler, bölge tarif odalarının, ses bu bölge şubelerinin ortak önerileri ve buradaki gözlemler, ilde düzeyinde yaşanan sıkıntıların bir yansıması. Ama şunu çok net ifade edelim. Bölgede salgın katmerli bir biçimde yaşanmakta ve gerçekten halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit etmektedir. Yani bu biçimde devam etmesi durumunda Ağustos ayının ortalarıyla birlikte artık sağlık kurumlarının taşıyamayacağı hasta yükleriyle karşı karşıya kalmamız olası. Özellikle Eylül ayıyla birlikte basın metninde de vurguladığınız gibi hem grip mevsiminin hem COVID-19 pandemisinin ortak etkisiyle çok daha dramatik sonuçlarla karşı karşıya kalacağımızı öngörüyoruz. Çok fazla zamanınızı almak istemiyoruz ama sonuçta hani bu biçimde salgın yönetimi devam ederse gerçekten yani çok sayıda vatandaşımızı kaybetmek durumunda kalacağız. Bir an önce bizim hem emek meslek örgütleri, tabip odalarına, sendikalarının bilimsel verilere uygun yaklaşılması, pandemiyle mücadelenin bilimsel verilere uygun, epidemiyolojik verilere uygun, her yerin kendi özgünlüğü, her bölgenin, her yerin kendi özgünlüğü ve epidemiyolojik verilerine göre mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz. Yoksa sadece salgında işte biz çok başarılıyız algılarla giden salgın yönetimi gerçekten büyük bir fiyaskoyla karşı karşıya kalacağız ve bunun bedelini yurttaşlar canlarıyla verecekler. Umarız bu gerekli önlemler bir an önce alınır.